Müdürüm, arada gelin iki muhabbet edelim ya. Canım sıkılıyor. Hadi beyler, hadi çabuk 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 götürün içeri hadi. Demek avukatı Başak ha? Sorma, o düşak iş değil. Engin ne diyor bu işe? Bilmiyorum, konuşmadım daha kendisiyle. Müdürüm, müdürüm. Müsaadeniz olursa sağda olan sorgusuna ben de girmek istiyorum efendim. Sebep? Bu tarz unsurları sorgulama konusundaki derin tecrübelerimin bize bir faydası olur diye düşündüm. Olmaz, gerek yok. Sado bizim işimiz. Sen öbür işlerinle ilgilen, hadi. Peki, peki efendim, öyle olsun. Yalnız bakın, yani artık aynı ekipteyiz. Yani birbirimize alışsak, birlikte çalışmaya alışsak iyi olur diye düşünüyorum. Hatırlatayım dedim yani. Tamam, anladık, hadi, hadi. Hadi. Müsaadenizle. Bunu da başımıza bela ettiler. Arif, sorguya sen girer misin? Benim biraz asabım bozuk da. Olur tabii, olur. Ben hallederim, sen dinlen. Çok mersi, sağ ol, hadi. Efendim, aslında bu olayla benim hiçbir ilgim yoktur. Aynı cevabı 5. kez veriyorsun. Ortada deliller var, tanık ifadeleri var. Ama senin hiçbir ilgin yok, öyle mi? Burada bir itirazım var. Bahsettiğiniz cinayet işlendiği sırada müvekkilim İstanbul'da bile değildi. Müvekkiliniz yalan söylüyor. Aynı gün yaptığı telefon görüşmeleri elimizde. O gün Boğaz'da yemek yediğini biliyoruz. Müvekkilinizin yalan söylemesini bir yere kadar anlarım. Ama sizin de bu yalanlara ortak olmanız oldukça tuhaf. Varsa diğer sorularınıza geçelim Sayın Savcım. Oh! Anca girebildim müdürüm, nasıl gidiyor? Pek parlak değil. Başak canavar gibi savunma yapıyor. Ve bir canavarı soruyor. Hani yazıklar olsun diyeceğim ama arada Engin var dili varmıyor. Başka bir toplu cinayet dosyası. Hollandalı John Bolle'nin ve onunla çalışan 3 kişinin öldürülmesi. Thomas'ın kardeşi John, değil mi? Hatırladığım bir olay değil. Suçlamayı reddediyoruz savcım. İyi de cinayet anında özel ekip de kereste fabrikasındaymış. Görgü tanıkları var avukatım. Müvekkilimi cinayetleri bizzat işlerken görmüş mü memurlarınız? O karmaşada kim kimdir, nasıl seçebilmişler? Mahkemenin kararıdır ama bizce bu delil yetersiz savcım. Güzel cevap. Sado'nun hiçbir şansı yok. Başak neyi zor? Sahiden anlamıyorum. Pekala. Bugünlük bu kadar. Yarın devam edeceğiz. Umarım yarın bu tavırla devam etmez. Adam gibi ifade verirsiniz. Savcım, bizi yanlış anlamayın. İşbirliğinden yanayız. Ancak müvekkilime atılı suçlarla ilgili net kanıtlar sunmalısınız bize. Hepsinin zamanı gelir avukat hanım, merak etmeyin. Avukat gibi avukatsınız yani. Bravo, tebrik ederim. Hadi alın. Yürü hadi. Hadi. Vallahi avukat hanım, sizi iyi kısırmışlar ha. Ne yapıp ne ettiler bilmiyorum ama harika bir avukatsınız. Yarın görüşmek üzere. İyi görünmüyorsun. Bir yüzünü yıka istersen. Alem avukat görsün be. Şşş, abartma. Adamsın. Kapasana kapıyı, ceyran yapıyor. Hadi be kızım, hadi. Şşş, sil gözünü. Sakinleş hemen. Nasıl geçti? O lanet psikopatı savunmak zorunda kaldım. Mecbursun. Memo için her şeye katlanmak zorundayız. Nereye kadar peki? Ne zaman kavuşacağım ben evladıma? Kavuşacağız. Kavuşmak için ne lazımsa yapacağız. Şu an hiçbir şey Memo'dan önemli değil. Sen şimdi eve git. Benim burada olmam lazım. Telefonun açık olsun. Arayabilirler, tamam mı? Hadi git, sakin ol. Başak'ın Sado'yu savunmasından çok Engin'in bu sessizliğinde bir tuhaflık var Hüsnü. Dünyanın lafını işitti bizim çocuklardan. Gık demedi adam baba. Yani kaç senedir tanırım, ilk kez görüyorum böyle Engin'i. Alıp bir konuşalım dışarıda bir yerde.
Bakalım yine susacak mı? Olur. Yani sana da konuşmazsa geçmiş olsun zaten. Alo? Memo? Anneciğim, canım oğlum benim. İyi misin bir tanem? Sakın korkma, tamam mı? Az kaldı oğlum. Kavuşacağız. Sakın korkma, tamam mı anneciğim? Tamam. Az kaldı yavrum. Babayla almaya geleceğiz seni. Tamam mı? Hadi alsana oğlum. Durun durun. Hemen kapatmayın. Ne olur biraz daha. Allah'ım ya. Bugünkü performansın çok iyiydi avukatım. Oğluna kavuşmak istiyorsan öyle devam et. Allah sizi kahretsin ya. Allah sizi kahretsin! Oğlum ya! Bugünkü performansın çok iyiydi avukatım. Oğluna kavuşmak istiyorsan böyle devam et. Hala tehdit ediyor aşağılı herifler. Memo nasıldı? İyiydi. Bizi özlemiş belli. Sesi aklımdan çıkmıyor. Ben dayanamayacağım artık. Nasıl baş edeceğim bilmiyorum. Şşş, dayanacağız. Başka hiçbir çaremiz yok. Benim için kolay mı sanıyorsun? Ekip bana da sana da düşman kesildi. Ama fark etmez. Oğlumuz için her şeye katlanacağız. O kadar.